Merhaba, Java video serisi bölüm 3'e hoş geldiniz. Bu bölümde değişkenlere yani variable'lara giriş yapacağız. Şimdi geçenki videodan şöyle bir satır kodumuz vardı. Bunu siliyoruz. Şimdi variable'lar nedir? Bunları bir anlamaya çalışalım. Variable şuna yarıyor. Şimdi biz aklımızda mesela bir sayı tutuyoruz diyelim ki. Mesela 5 sayısını tutuyoruz. Aynı şekilde bizim bilgisayarın da bunu yapmasını istiyoruz. Mesela diyoruz ki bilgisayara 5 diye bir sayı var. Bunu hafızanda tut. Ben bunu ileride kullanacağım. Nasıl yapıyoruz bunu? Değişkenleri kullanarak yapıyoruz. Mesela bilgisayara 5 sayısı nasıl tutacağını gösterelim. Int diyorum. Boşluk A, boşluk eşittir boşluk 5 yazdım. Neredeyse her yazdığımız satırın sonuna noktalı virgül koymamız gerekiyor. Bazı istisnalar var. Geldiği zaman onları da göstereceğim. Noktalı virgül şu anlama geliyor. Ben bu satırı yazdım. Bu satırı çalıştır anlamına geliyor. Noktalı virgül. Şu anda böyle bilmeniz yeterli sizin için. Şimdi int a eşittir 5 dedik. Ne demek oluyor bu? Diyoruz ki bilgisayara a denilen bir int var. Veya uzun halini okumamız gerekirse şöyle yanına yorum yazayım hatta. Int, int'in anlamı integer'dır. Integer. Integer bilgisayar integer dediğimiz zaman sayı olarak algılıyor. Yani bilgisayarda bir tam sayı tutmak istiyorsak 5, eksi 8, 0 gibi sayıları tutmak istiyorsak o zaman int kullanıyoruz. Int a eşittir 5 noktalı virgül dediğimiz zaman bilgisayar a 5 sayısını hafızasına tutmuş oluyor. Başka nasıl variable'lar var? Hepsine şöyle bir kısaca göstereyim. Mesela string diye bir variable türü var. Mesela string b dedim eşittir. Çift tırnak açtım. Eren yazdım. Sonuna yine noktalı virgül koydum. Bu da kelimeleri, cümleleri yani yazıları tutmamızı sağlıyor string. Şimdi integer ve string arasındaki farkı gördüğünüzü umuyorum. I küçük, S büyük. Bunların hepsi önemli arkadaşlar. Büyüklük, küçüklük önemli. Türkçe karakter kullanıp kullanmamak önemli. Hepsi önemli. Yoksa kesin bir hatayla karşılaşacaksınız. Bir şey daha var. Mesela ben burada Eren'i şöyle çift tırnak kullanmadan yazmadım. Çift tırnak içerisinde yazdım. Aynı şekilde burada int a eşittir 5 yazarken direkt yazdım. Bunları çift tırnak arasına koymadım. Bunların hepsi önemli. Çift tırnak arasına koyduğunuz şeyler bilgisayar tarafından string olarak algılanır. O yüzden bunları kullanmanız önemli. Birkaç tane daha göstereyim. Mesela bir tane daha değişken göstereyim size. Double diye bir değişken türü var. Double c eşittir 3.2 dedim. Sonra gelen noktalı virgül koydum. Double sizce ne işe yarıyor? Tahmin ettiğiniz üzere virgüllü sayıları, noktalı sayıları yazmamızı bilgisayar hafızasında tutmamızı sağlayan değişken türleri double. Ne yazabiliriz? 3.2 yazdık. Aynı zamanda eksi 3.2 de yazabiliriz. Double'ın içerisinde tam sayı da tutabiliriz. Fakat bilgisayar tam sayıyı arka planda 3.0 olarak görecektir. Bir tane daha bir değişken türü göstereyim size. Bu da önemli. Çok kullanılan değişken türlerinden bir tanesi. Boolean adında bir tane değişken türü var. Boolean E olsun bu da. Şimdi Boolean için sadece iki tane opsiyon var arkadaşlar. True diye bir opsiyon var veya False diye bir opsiyonumuz var. Nedir bunlar? True Türkçesi doğru demek, False'un Türkçesi de yanlış demek. Yani Boolean kafasında ya doğrudur ya da yanlıştır diye iki tane seçenek tutabiliyor. Şimdi kısaca bunları yazdım, ne olduğunu söyledim. Bir sonraki videoda bunlara birazcık daha detaylı bakacağız hepsine. Anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorum yerine bırakabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.